Salam kadırlı ildeşler, sağman otur musunuz? Yine de sizin bilen, tele yaylımlarda görüşüp bilenliğime öğren şad. Bugün ben sizin bilen, bir vacip tema var da gurur etmek isteyen. Bu temanın adı, barlaşık ya da yaraşık deyip adlandırılıyor. İlki bilen mukaddes kitaptan, bu tema var da gurur etmezden ozal. Gelin ilki başta, nem için düşmançılık adamzatın arasına düştü? Nem için dünyada barlaşıksızlık var? Nem için adamlar birbiriyle davalaşıyorlar, uğraşıyorlar, ara katlaşıkları kesiliyor? Bu zatları düşünmek için ilki bilen başlangıca dolanıp gelmeli. Başlangıç mukaddes kitapta bu sorulara cevap var. İlki bilen iki zat var. Bunun birincisi, Adam bilen Hudayın arasında düşmançılık düşenliği için, Adam bilen Hudayın arasında katmaşık bozulanlığı için, bunun neticesinde adamların biri bilen katmaşığı bozuluyor. Uruş, dava, cencel, ölüm, düşmançılık ara düşüyor. Bunun hemmesinin kökü günah bilen bağlıdır. Gelin ilki bilen Huday bilen adamın katnaşığı nehli bozuldu. Bu arada kıskaça gurur edip geçelim. Kitapta yazılan, Rimlere yazılan hatın 5. babının 1. ayetinde şeyle yazılan. Şeylelikte iman bilen aklananlığımız için Rabbimiz İsa Mesih arkalı Huday bilen yaraşığımız vardır. Rabbimiz İsa Mesih arkalı Huday bilen yaraşığımız vardır. Nedir? İsa Mesih arkalı bizde Huday bilen yaraşık boldu. Ne mi yaraşık gerekti mi? Adam bilen Huday arasında yaraşık hükman mıydı? Ne mi katnaşık bozuk mudu? Arada düşmançılık var mıydı? Hava. Başlangıç kitabına kaydık gelsek, ilki başta yaratılışta Adam ata bilen Hava eneni Huday yarattı ve onları Eden bağında koydu. Onların arasında, Huday bilen arasında katlaşık şeyle yakındı. Adam ata bilen Hava'yına entek günah etmendi. Onlar Huday'ı, hazır bizim birbirimizi yüzümüzü görüp bilişimiz yağlı. Huday bilen yüzbe yüz görüşüyordular, gürleşiyordular, katlaşıyordular. Onların arasında şeyle yakın katlaşığı vardı. Ama günlerde bir gün, onlar Huday'ın aydanına kulak asman, Yakşını yamanı saygarma ağacının meyvesinden iyimen diyen vaktinde Huday'a kulak asman ol ağacın meyvesinden iyidiler. Bunu iyimek bilen olar günahlı oldular. Huday'a boyun bolmadılar, ona kulak asmadılar. Neticede İncil'de yazılan adam günah edip Huday'ın şöhretinden mahrum oldu deyip yazılan. Eğer biz başlangıç kitabının ilki başından okusak onda adam ata bilen Hava inenin Eden bağından kovulup, Huday tarafından kovulup çıkarılanlığını görüyoruz. Bu ne için? Sen onun arasında günah peyda oldu. Adam ata bilen Hava'yına günah edenden son, Huday'ın şöhretinden mahrum oldular. Ya da başkaça aydanımızda Huday'a düşman oldular. Onun arasındaki katnaşık bozuldu. Olur bundan beylek, Huday'ı fizik taydan yüzbe yüz görüp bilmediler. Onların katlaşıkları bozuldu. Barlaşık bozuldu. Onun arasında düşmançılık emele geldi. Onun neticesinde, çol düşmançılığın neticesinde ne mi oldu? Adam ata bilen Hovayna'nın ilkinci çağları, avul bilen kavul, iki doğan birbirine görüpçilik edip, biri beyleksini öldürdü. Neticede, onun neslinden emele gelen bugün, dünyadaki ahli halklar, Bütün adamzat arasında, Huday bilen adamzadın arasında, onun neslinin arasında bir düşmançılık var. Olum günah. Günah neticesinde adamlar bilen Huday'ın arasındaki katnaşık bozuldu. Şunun için Huday bu katnaşığı yine dikeltmek için öz tarafından ilkinci adımı attı. Ol özünün yekece oğlunu, yani Rabbimiz İsa Mesih'i Bu yere iyi verdi. Bizim günahlarımız için ol ecir çekti. Haçta öldürüldü.
Üçüncü günü dirildi. Ona iman eden her bir adam Xudayın çağası olma hakkını qaytadan aldı. Ve Xuday bilen yaraşığı boldu. Eğer İsa Mesih'e iman etmedik, her bir adam en tek Xuday bilen düşmançılıkta yaraşık. Xuday bilen yaraşığı yok. Urşuklu yağını, başka çaydanımıza düşmançılıklı barışığı, katnaşığı yok. Yağdayda yaşayarlar. Eğer sen bugün böyle yağdayda yaşayan olsan, onda ilki bilen seni Xuday bilen yaraşmalı. Eğer Xuday bilen yaraşmayan olsan, onda sen durmuşunda Xudayın beriyen parahatlığı ve dınçlığı ve beylikli adımlar bilen, maşkalanda olsun, öyünde olsun, çağların bilen olsun, dosyarların bilen olsun, enen atan bilen, doğanların bilen olsun, katnaşığın şeyle ervet olar. Dişimiz yağlı. İlkinci problemi adamın durmuşunda, bu adam bilen Xudayın arasındaki yaraşığın yokluğu. Şol bir yağdayda adamların biri-biri bilende yaraşığı kesiliye. Sebebi günahlı bolanlığı için adamlar biri-birine ervet sözler aydıya. Biri-birine kaharını getiriyen, əskermezlik ediyen sözler aydıyarlar. Biri-birine görübçülük ediyen, biri-birine düşmançılık ediyen, biri-birinin hakkını yiyen. Dünyada şeyli günahlar kenvelin hem işe adamların bar yerinde biri-biri bilen katnaşığın bozulayanlığını görüyoruz. Mukaddes kitapta en vacip bir ayet yazılan. Matta'nın hoş havarının 5. babında 23-24. Ayetlerinde şeyle sözler var. Şunun için kurbanını kurbanlık edilen yere alıp baranında doğunun senden öykü kinesinin bağırdığını bardığı yadına düşse, kurbanını sol yerde kurbanlık edilen yerin önünde koy da, gidip öngürtü doğanın bilen barlaş. Onsun gelip kurbanını bahşet. Eğer sen kurbanlık, Xudaya kurbanlık getiren olsan, kurbanlık getirilen yere kurbanını getiren vaktinde, doğanın senden öykü kinesini barlığı senin yadına düşse, ya da doğanın ulan katnaşığın bozuk olsa, yaraşığın yok olsa, onda git de ilki bilen doğanın bilen yaraş. Ondan sonra gelip kurbanlığın Xudaya bağış et diye. Ne için mukaddes kitapta şeyle ayetler yazılan? Bu Xudayın sözü, bu Xudayın isleği. Eğer sen maşkalanda çağaların ulan katnaşığın yok olsa, eğer eni atan ulan katnaşığın yok olsa, doğanların bilen öykü kiyine bar olsa aranızda, katnaşık yok olsa, en bärisi, komşun bilen urşuklu olsan, onun bilen katnaşığın bolmasa, senden kimdir birinin senden öykü kiyinesi bar olsa, onda senin Xudaya getiren kurbanlığın, Xuday için gerek değil, Xuday onu kabul etmeye, git de ilki bilen, doğanın bilen, ya da dostun bilen, komşun bilen, kim bilen katnaşığın bozuk olsa, ilki bilen, onun bilen barlaş. Ondan sonra gel de kurbanlığını bağış et deyip yazılan. Köp yerlerde görüyeniz, adamlar sadaka veren vaktları, Xudaya kurbanlık veren vaktları, dine öz dosyalarını, öz doğanlarını, öz karındaşlarını, kim bilen barlaşığı bar olsa, kim bilen yaraşığı bar olsa, şoları çağırıp, şolar bilen ne medya, Xudaya sadaka veriyerler. Kurbanlık getiriyerler. Emma Xuday, böyle zadı kabul eden yok. Mukaddes kitapta yazılan ilki bilen kim bilen barlaşığın yok olsa, kim bilen katnaşığın bozuk olsa, kimdir birinin senden öykü kinesi bar olsa, şolar bilen yaraşta ondan son kurbanlığını Xudaya bağış et. Başka çaydanımızda şol katnaşığı yok adamları ilki bilen merekene, sadakana çağır. Yine Xudayın isteyen zadı. Xudayın isteyen zadı ilki bilen adam bilen özünün arasındaki katnaşığı dikeltmek. Bunun için Xuday ilkinci adım etti. İsa Mesih'i bizim günahlarımız için iyi verdi. Ona inanıp onu kabul etsen yüreğine, ona durmuşunu bağış etsen, onda senin Xuday bilen yaraşığın bolya. Günahların bağışlanıp ebedi yaşayışı ev olursun. İkinci bir zat, sen daş devrindeki adımları bilen
Hemişe barlaşıkta, parahatçılıkta, yaraşıkta bolmalısın. Belki sen de şeyle sonra gelip çıkayandır. Men barlaşmak isteyen, men yaraşık etmek isteyen, men katlaşık etmek isteyen. Ama karşıdaşım bunu isteyen yok. Sana açacak bir sözüm var. İlki adımı attın mı? Barışacak olup, katlaşacak olup adımı attın mı? Eğer adımı eden olsan, onda sen öz tarafından edilmeli işe ettin. Barlaşık, katlaşık ya da yaraşık haçan dikeliye, haçan da iki taraftan hem adamlar şol bir zadı isleyen vaktinde onda yaraşık bolup geçiye. Huday ile adamın arasında da şeyle, Huday öz tarafından elini uzadıya, 2000 yıl bundan ozal İsa Mesih'i yaraşık bağlaşmak için, günahlarımızın muzdu için onu yere iyi verdi. Ol ölüp üçüncü günü dirildi. Senin ve menin günahlarım için. Huday öz tarafından yolu açtı ve elini uzadı ya. Sen bu yaraşığı kabul etmek isteyen mi? Eğer sen bunu isteyen olsan, onda sen bilen senin yaratıcın Huday'ın arasında katlaşık, dikeliye. Sen baki yaşayışa iyi olursun. Şeyle de adamlar bilen, eğer sen öz tarafından eden olsan, beyleki taraf hem bunu isteyen olsa onda katlaşık, yaraşık emele gelir. Eğer yaraşık emele gelmeyen olsa da, eğer adım eden olsan, onda sen öz tarafından edilmeli zadı ettin. Gelin devam ettirelim. Karintoslara yazılan 2. hatın 5. bağında katı kovu zatlar yazılıptır. Ben şeyle kovu görüyen bu zatları, bu ayetleri, şunun için bunu size okumak isteyen, seredin neme deyip yazılan, Karintoslara yazılan hatın, 2. Karintoslara yazılan hatın 5. bağının 17. ayetinden oku yaz. Şunun için kim Mesih'e bağlı olsa, ol teze mahluktur ya da teze yaratılıştır. Köyünü zatlar geçti, indi ehlisi teze bulandır. Herki zat Huday'dandır, ol bizi Mesih arkalı özü ile yaraştırdı, bize yaraştırma kulluğunu verdi. Yani Huday dünyanı özü ile Mesih'te yaraştırdı. Yazıklarını hasava alman, bize yaraştırma sözünü verdi. Şeylelikte, indi hamala Huday biz arkalı haiş edyen yağlı, biz Mesih'in ilçileridiriz. Mesih tarafından yalvarıyarız, Huday ile yaraşın. Biz ona bağlı olup, Huday'ın doğruluğundan pay alar yağlı. Ol günahını tanımayan Mesih'i bizim için günah kurbanı etti. Şutayda tersin zatlar yazılan. Kim Mesih'e bağlı olsa, ol teze mahluktur. Köyüne zatlar geçti, indi ehlisi teze olandır. Sen durmuşunda, ne ehli zat bulan olsa da, ne ehli öykü kine, ne ehli düşmançılık ara düşen olsa da, ehli zatı unut. Sen Mesih'e iman etsen, onda sen teze mahluk olayan, teze yaratılış olayan. Köyüne zatlar geçti, indi ehlisi teze olandır. Şunun için düşmanların bilen yaraş, öykü kinesi bar adamları bilen katlaşığını dikelt. Hem işe yaraşıkta, parahatlıkta yaşa. Sebebi sen indi teze yaratılış. Huday seni dine bir özü bilen yaraştırman. Hatta sana yaraştırma sözünü, yani yaraştırma kulluğunu da verdi deyip yazılan. Yaraştırma kulluğu ne mi? İlki bilen sen Huday bilen yaraşan olsan, İsa Mesih arkalı Huday ile yaraşan olsan, onda sen beyleki adamları da Huday ile yaraştırmak için Huday sana yaraştırma sözünü, yani yaraştırma kulluğunu sana inandı ve sana verdi. Eğer senin özün yaraşıkta yaşamayan olsan, eğer sen Huday'a iman edip durup doğanların bilen katlaşık etmeyen olsan, doğanların bilen katlaşığın öyünde maşkalanda taş töreğinde komşun ile katlaşığın yok olsa, onda sen ne edip yiten adamları, günahlarında yaşayan adamları Huday ile yaraştıracak. Şunun için yaraştırıcı, yaraştırmak kulluğunu Huday bize verenlik için, Huday özünü bizim ile yaraştıranlık için biz hem işe barlaşıkta yaşamalıdırız. Bu bizim borcumuz. Bu her bir adamın
çağırılışıdır. Benim durmuşumda adamlar bilen, dostlarım bilen, işteşlerim bilen, maşkalamda katnaşığın bozulan vakitleri bolya. Köp vakit değil zatlarda yaşadım. Kaharlaşayan katnaşık bozuluyor. Razılaşmayan katnaşık bozuluyor. Ama hem işe katnaşığı dikeldi, yaraşık diyen zat bizim durmuşumuzun bir böyle gibi olup durmalı. Yaraşık bolmasa onda bizim iman durmuşumuzda hiçbir öne gidişlik bolmaya. Biz yaraşık için çağırılan adamlar. Bir neçe ay bundan ozal, benim bilen katnaşığı bozulan bir dostum, doğanım bilen duş oldum. 10 yıldan kovrak bizim aramızda katnaşık bozuluptu. Bu da ne razılığın üstünde, biri birimiz bilen fikrimiz doğru gelmeyenlik için aramızdaki katnaşık bozuluptu. 10 yıldan kovrak vakit geçti. Bizim aramızda hiçbir salam, hiçbir elik olmadı. Hiçbir katnaşık aramızda olmadı. Ama 10 yıldan köprak vakit geçti. Ben duyduğansızlıkta yankı adam, dostum bile, doğanım bile duştum. Bu şeyle bir tesirli bir yağday oldu. Biz yekelikte bütün gün kaldık. Geçmişte aramızda neyme bolyanlığını ikimizden biliyiz. Ama biz köp yıllar geçenden son duyduğansızlıkta biri birimizle duştuk. Ve biri birimizin gözlerimize, yüzümüze seyredip dine gözlerimizde yaşlar bilen biri birimizi ayıplamadık. Ben de ayıplamadım hiçbir zatta. O da beni ayıplamadı. Dine biri birimize seyrettik de ağlamaktan başka hiçbir zat edip bilmedik. Seyredin. Aramızdaki yaraşığın yokluğu. Kovu dostun, kovu doğanın, enen, atan ya da oğlun, kızın, yürek şeyle bir soğuya adımın arasında. Yıllar geçiyor, 10 yıllıklar geçip gidiyor. Ama yaraşık olmanlığı için şeyle arada soğukluk emele geliyor. Ama haçan da Huda yaraşığın dikeltmeğine mümkünçilik veren vaktinde yaraşık şeyle bir tesirli, şeyle bir kovu, şeyle bir süyücü. Bütün gün denizin arasında oturup bir birimiz bilen geçenleri yatladık. Bizim aramızda yine de yankı yaraşık, katnaşık emele geldi. Bir birimizi bağışladık. Bir birimize ötünç soğradık. Yine de katnaşığı dikeltmek için. Bütün olmayan yankı, vacip değil zatlar için davalaşanlığımıza yıllar geçmek bilen bir birimize seyredip utandık. Ve Huday bizden aramızda katnaşığı dikledi. Bu ne hile şahatlıklı gün. Ne hile şeyle bütün günün ne edip geçenliğini hiçbirimiz, ikimiz de duymadık. Ben Huday'a bunun için şükürlere aydiyan. Huday şeyle yaraşığı bize miyesser etti. Yine de çok yıkılan katnaşıkları dikelip verdi. İncil'de yazılan, eğer bir günahkar tova edip Huday'a öğrülen vaktinde, göklerin patşalığında şeyle ulu perişteler, bütün Huday'ın perişteleri bir günahkarın öğrülüp tova edip Huday ile yaraşanlığı için ulu toy tutuyor deyip yazılan İncil'de. Bu hakikat. Göklerde şeyle şahatlık bolyan olsa, yerde de şeyle şahatlık hükman bolya. Adamların Huday ile yaraşan vaktinde, günahlarını tova edip Huday'a taraf öğrülen vaktinde, yeryüzünde de şeyle şahatlığı duyup biliyiz. Yankı yağlı, yıkılan katnaşıkları dikelen vaktinde, biz yankı şahatlığı, göklerdeki şahatlığı duyup biliyiz. Şunun için kadırlı doğanlarım, kadırlı dostlarım, iyileşlerim, men bilen her bir adam, az olsun, köp olsun, maşkalada olsun, komşusu bilen olsun, iş yerinde olsun, bütün cemiyette olsun, bağırışmayan, katnaşık etmeyen adamları bağırdır. Bugünkü sözler eğer hakikattan yüreğinize tesir ediyen olsa, gidin de ilki bilen, bağırışmayan adamlarınız bilen yaraşın. Katnaşığı dikeldin. Eğer Huday bilen katnaşığınız bozuk olsa, onu tanımayan olsanız, onun iyi vereni İsa Mesih'e iman edin. İsa Mesih arkalı Huday bilen yaraşığı yine de kaytadan alıp biliyeniz.
ve Xudayın çağıları olmaq hüququnu qaytarıb alarsınız. Qoy Xuday sizi bərəkətləsin. Olmayın.